Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Böyle felsefede trans dedikleri bizde haleti istirak deniliyor. İstiyorak, haleti istiyorak. Tefekkür ikili ortadan kaldırandır. Tefekkür çok ilginç de bu. 176'da tefekkürün biraz izahları var. Bakayım ne yapmış tefekkür. Bayağı onu okumuşuz. Tefekkür ne işimize yarıyor? Bir manası. Bunu 20. mektuptan çıkarmışım. İkiliği ortadan kaldırmakmış. Bereket, kaynağının hakikatının azami tecellisi, sebepler üstü kuvvetli bağ ve tecelliymiş. Aşk-ı ilahi, ilahi hakikatına bağının azami zuhuruna mazhariyet. Bir daha okuyayım. Bunlar pek lügatta bulunmaz. Aşk-ı ilahi, İlahi hakikatına bağının, ilahi hakikatına bağının azami zuhuruna mazhariyet. Devam ediyor. Beşeriyetten sıyrılıp aslı hakikatına dönüş serüveninin herhangi bir mertebesinin haleti ruhiyesi hali istihrafı imiş. Bir daha okuyayım. Aşk-ı ilahi, bunu şeyden çıkarttım, 26. pencere, sözlerin sonunda. Aşk-ı ilahi nedir? Herkes bir şey diyor. Ama oradan anladığım şu, aşk-ı ilahi, bak, ilahi hakikatına, kişinin ilahideki hakikati var. Allah'ta benim bir hakikatim var. İlahi hakikatına bağının azami zuhuruna mazhariyet, yani ne demek? Beşeriyetinden sıyrılıp aslı hakikatına dönüş serüveninin herhangi bir mertebesinin, mesela beşeri serüveni var. Beşeriyet başladı. Beşeriyet bizi bırakmaz. Yani Elestu bi Rabbikum den başladı. Eyvallah. Elestu bi Rabbikum den başladı. İşte ruhlar aleminde arş-ı azamda başladı. Lef-i mahfuza, arşa, kürse, indi alem-i şehadete. Sonra ta kabire vesaire devam ediyor. Şimdi bu beşeriyet şerlerle dolu, zıtlarla dolu, insan insan yapan özellik. Şimdi insan beşeriyetten sıyrılıp demek çok ilginçtir. Üniversiteyi bitirmiş adam, ilkokuldan sıyrılmamış. İlkokulluk da var, ortaokulluk da var. Efendim? Hayır, beşeriyetimizin hakikati arş-ı azamla, beşeriyet kürsüden takılmış ama yani mazar olacağımız esmaların bir kuvve arş-ı azamda, bu ruhta cem edilmiş. Yani beşeriyetin vücud haricisi kürsüde abim, aynı anladığın gibi. Ha, yoksa beşeriyetten nasıl sıyrılacağız? Ha, onu anlatıyor şimdi, diyor ki yazılım itibariyle arş-ı azamda ruhumuz yazılmış. Ama onun için ilkokul, ortaokul misal verdim. Cennet, cehennem, celal, cemal, kürs, arş hepsi yazılım itibariyle arş-ı azamda hamur olmuş. Şimdi bu alemde bulunuyoruz arkadaşlar. Bu alemde bulunuyoruz. Tamam. Beşeriyetten sıyrılıp demek yani insanlıktan çıkmak değil.
üniversite mezun oldum diye ilkokulun hakikatine çıkmamışsın. Beşeriyetten sıyrılmak demek, aslı hakikatına dönüş serüveninin herhangi bir mertebesinin haleti ruhiyenin öne çıkışı veya hali istirak hali. Yani beşeriyetimizin vücudu haricisi kürten bağlandı mı abi? Ama hakikatimiz arş-ı azamda. Arş-ı azamda bak, yazılım, ruh, arş-ı azamda. Ha? Arş-ı azamda. Şimdi hakikatimiz o. Yani ruhun hakikati arş-ı azam. Fakat burada vücudu harici olarak bulunuyor. Bugün rüyada ne gördüm biliyor musunuz bunlarla alakalı? Neydi? Dur. Dur. Rüyamda günahlar ademidir. Rüyamı söylüyorum arkadaşlar. Yatamadım da şeyden sonra. Ademidir. Lan içki içiyor. Yani vücudu yok deniliyor. Tamam. Vücudu yok deniliyor. Vücudu. Günahların. Ademidir. Ya adam içki içiyor. Var yani. Nasıl ademidir? Yani vücudu yok. Adem hesabına çalışıyor. Günahların vücudu. Vücudu yokmuş. Bunu bir tanesine sordu mu? Bana mı sordular? Ya dedim, günah vücudu haricisi var. İçki içiyor adam. Bilmem ne yapıyor. Yani anladınız mı şey, Mehmet kardeş, Osman? Evet abi. Çok ilginç. Ben hep eskide kafama takılırdı da demezdim size. Tamam. Günahlar Adem hesabına çalışıyor, vücudu yok. Bunu çalışarak oldu demiyorum. Doğru veya yanlış. Bugün... Bu akşam ikramı diyorum. Denildi ki günahların vücudu yok ama mevcudu var. Mevcut mülke bakar, vücut melekute bakar. Melekut Adem hesabına çalıştığı için enfusidir. Bu çok önemli. Enfusidir. Bu ben izah ediyorum şimdi. Bana denilen şuydu rüyamda. Günahların vücudu yoktur. Mevcudu vardır. Mevcut vücudu hariciye bakar. Mevcut var. Vücut ise melekuttur. Ötelerdir. Tabi vücut zat-ı sıfattır. Dolayısıyla vücut zat-ı sıfat olduğu için günahlar Adem'e çalışır. Günahların vücudu yoktur ama mevcudu vardır. Bunu da koyun kenarınıza. Ama yani abi şunu diyebilir miyiz o zaman? Günahlar ezele değil ebede bakıyor. Denilir abim. Bunu çoğaltabiliriz. Güzel. Çok hoş. Bu arada da böyle tamam. Şeyde bir de şey diyor abi, diyor ki, günahlar diyor, saadet-i ebedi de diyor, daimi hastalıklardır diyor. Evet, daimi hastalıklardır. Şimdi Risale'de aynı bunlar geçiyor. Bir de diyor ki, günah vücudu yok. Mevcut ademidirler diyor. Hatırladın mı Osman Kaya? Osman Ak. Evet abi, onu bir konuşmuştuk. Hatırlarsanız şöyle de demiştik. Şimdi hani biz vücudu hep buradaki mevcut olarak kabul ediyorduk ya. Yani yapıyorduk. Sizin dediğinizi teyit ediyor aslında. Nasıl şu anki mesela işte içki içiyor, elini kaldırıyor, uğraşıyor, koşturuyor o günahı yapmak için bir sürü vücudi hareket var gibi ama biz hep buradakine bakarak vücut veya var yok kabul ediyoruz. Aslında karşılığı ebedi, ebed tarafında bir karşılığı yok. Aslında vücut dediğimiz ürettiğimiz kısma. Yani bir vücut çıkmıyor ondan. Yani o vücudi gibi dursa da karşı ebed tarafında bir netice vermiyor. Ademi bir şey var. Onun karşısında hiçbir şey çıkmıyor. Yok. Evet. Karanlık yani. İşte onu... Asıl vücut o.
Onun için ademi aslında yani noktayı nazar dediğiniz gibi melekut tarafına bakmak gerekiyor. Biz buradaki varlık yokluk gibi anlıyoruz vücudu. Çok güzel. Ve şu şey vardı, vücudu bu kainata, şu mevcuda vücut dedik biliyor musun? Evet, oradan kaybediyoruz abi. Evet, oradan kaybetmiştik. Bu mevcudat, mevcudat diyoruz. Sonra vücut diye tanımlıyoruz. Ya kardeşim mevcudat bu ya. Vücut değil. Çünkü vücut zat-ı sıfattır. Neydi? Sayalım. Vücut zat-ı sıfatta. Beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis vesaire. Vücut. Vücut her durduğun yerin melekut tarafıdır. Melekut tarafıdır. Dolayısıyla çok garibime gitti yani bugün. Şimdi aşkıyla abi. Ha abim. Şimdi biz ayatı tekniyeleri dışarıdan görüyoruz ve bu ayatı tekniyeleri dimağımızda tekrardan evamiri tekniyeyi çeviriyoruz. Bu evamiri tekniyelere intisal ederek zihnimizde bu evamiri tekniyeler zihnimizde tekrardan ayatı tekniyeye dönüştürülüyor. Yani zihnimizde diriliyor. Vücut buluyor. Doğru mu? Doğru abi. Ha, şimdi, evet. Günahların ademi olması da bu sistemde ayat-ı tekviniyeleri evet görüyor. Evamiri tekviniyeye çeviriyor. Veya o ayetleri bile yani ayat-ı tekviniyeyi bile reddediyor. Evamiri tekviniye diyelim ki çevirdi. Ama tekrardan o evamiri tekniği, ayatı tekniği çeviriyor. Yani tamam. vücut bulduramıyor. Çok doğru. Çünkü zihinde aynen abi çok harika ilmi bir tasnif oldu şimdi. Çok güzel oldu. Yani zihinde vücut bulmuyor. Zihinde vücut bulmuyor. Arkadaşlar. Şey değil yani evet. Şey değil yani günahlar evamiri tekviniye değil yani ondan evet. Dolayı. Evet Fikret abi şey mi ayat-ı tekviniyede günah var ama evamiri tekviniyede günah yok değil mi? Onun için karşılığını bulamıyor. Evet çünkü evamiri tekviniye Kur'an inşa ediyor ya bizi. Evet. Çok acayip bir sistem ya. Şimdi bak sevgili kardeşlerim, doktorum, bu vücut beka istiyor, hayal, ebed istiyor, dert istemiyor, kadın, erkek duyguları, efendim dima, tahayyül, tasavvur. İnanın bana artık benim alemde hepsi bir sistem ya. Hepsi bir sistem böyle, sistem. Allah onu nasıl yaptıysa, nasıl usta, harmanladı. Bu hep sistem ya. Bütün hepsi. Korku, haf, şehvet, hiddet, muhabbet, aşk, sevk, surur. Hepsi. Hepsi sistem, sistem. Sistem uyuma. Çok acayip mahrum olmuşuz yani kendimizden. Bu sistemde sistemi yönetmeyle vazifelenmişiz. Sonra bu aşk-ı ilahi niye yazdım burada? 26. pencere var ya. Bunun ders benim ömrümde bir defa yapmışım İzmir'de Ödemiş'te. O da cahilliğime denk geldiği zaman yapmışım. Çünkü olacak bir ders değil. Kainatta bir aşk-ı ilahi varmış. Aşk-ı lahuti. Lan bunu enfusi bu kadar şeyin yokken onu nasıl yaparsın? Herhalde Malatyalılar onu daha derse dönüştürmediler herhalde onları aşk-ı ilahi 26. pencere diye. Neyse olmuş. Aşk-ı ilahi bizim dünyamızda bir aşk var. Oysa bizim dünyamızdaki aşk menfaatlanmayı aşk demişiz. Veya muhabbeti aşk demişiz. Aşk-ı ilahi neymiş bir de okuyayım. İnsanın ruhlar aleminde yazılımı olmuş. Bütünsel, sistem. Tamam mı?
Bu sistem arkadaşlar, sistem. Sistem. Buna hakim olacaksın. Ölüm de bir sistem, dirilmek de bir sistem, gelmek sistem, gitmek sistem, beka istemek sistem, sistem de hepsi sistem. Böyle Allah kuralla çalışıyor, yöntemi var. Tesadüfi yapmıyor. Hepsi yöntem. Mesela mucizenin benzeri ama ismi değişik. Keramet. Biraz daha değiştirelim bunu keramet. Olsa olsa diyor Risale'de keramet ne olur? İkram ilahi olur. Tamam, mesela tevafuk. Mesela diyelim ki zerre kadar, İmam-ı Rabbani şeyi, Hazretleri'nin sözü, zerre kadar diyor imanda inkişaf binlerce keşif kerametten üstündür diyor ya, biliyorsun mektubu. Şimdi bu derste zerre kadar bir haletimiz değişiklik olmayacak. Bak bu da bir sistem içinde. Ne kadar bir nimetin içindeyiz yani, insan farkında değil. Bak aşk ilahi, sistemi onun için girdim. Arş-ı Azam'da yazılımlarımız oldu. Hakikatimiz o. Şimdi ilahi bir hakikatimizin harmanı var orada. Arş-ı Azam'da. İlahi hakikati. İnsan bu ilahi hakikatına bağını, münasebetini azami derecede bağlanmakla zuhuratına, onun bu tarafa akmasına vesile oluyor. Yöntemi de neydi? Yukarıda okudum. İkiliği kalkıyor. Benim Arş-ı Azam'daki hakikatimle alem-i şehadetteki bu beşeriyet bulunuşum arasında ikilik var. İkilik. İkilik var. Yani Arş-ı Azam'da hakikatim, alem-i şehade, yani Arş-ı Azam'da vücudum, alem-i şehadette, alem-i şehadette mevcudum var. Öyle tanımlayayım. Bir daha. Arş-ı Azam'da vücudum, harman, sistem, yazılım. Alem-i şehadette mevcudum var. Bu bağ, ikilik var hala. Onunla ben. Hala ikizimle barışık değilim. O benim ikizim. Şimdi bu bağ, bu bağın adı ilahi aşk. Aşk-ı ilahi. Ya ne demek aşk-ı ilahi? Bir Allah'a aşık. Şimdi İnsan kendi hakikatine aşık olunca Allah'a aşık oldum diyor. Kendi hakikati neydi? Esma-i İlahiye. İnsan Esma-i İlahiyelere, Rabbul Alemine değil, Rabbine aşık oluyor. İşte bu ikilik, Arş-ı Azam'daki hakikatim, vücudum, alem-i şehadetteki mevcudum, bu ikiliği ortadan kaldıran tefekkür. Diyor ki bu tefekkürü ilerlettikçe bu ikilik ortadan kalkması için o bağın, yani tefekkürün azami kuruldukça zuhuratlar sağanak sağanak yağmaya başlıyor. Sonra beşeriyetten sıyrılıp, demek üniversite diploması var diye ilkokul bilgileri sende soyutlanmıyor. Kesip o böyle kasap gibi o eti, elma gibi çürümeşi at, kesip atmak manası gibi ilkokul bilgileri atılmıyor. Beşeriyetten sıyrılmak demek, onu, o yöntemi, bu sistemi kullanıp asl hakikatına dönüş serüveninin herhangi bir mertebesinin halet-i rüyesi, yani beşeriyetimden, bu mevcudumdan, hakikatim olan Arş-ı Azam'a seyahatimde ruhumda öne çıkan haleti ruhiye aşk-ı ilahi oluyor. Buradaki ilahi, ilahiler, ahadın içerisinde ilah yok, esmalar yok. İşte bu kendi hakikatim olan esmaya bir bağım var. Bu bağın kuvvetli olduğundan dolayı aşk denilmiş. Aşk. Aşk-ı ilahi. Hakikatıma bağ. Evet. Bu, abi. Bunu he. Abi, tefekkür kendisi direkt bağ mı kuruyor, yoksa iman bağını mı kullanıyor? Ha,
Tefekkür abi sistemdir, netice değildir, yöntemdir. İmam bir intisaptır diyor ya, şu. Güneşten ziya çıkıyor. Ta 100 kilometre dünyanın atmosfer katmanına gelene kadar hiçbir şey değil. Güneşin çevresi karanlıktır. Güneşin çevresi soğuktur, buz. Öyle derler. -273 atmosferden çıktığın zaman. Ha, bu çıktı, buraya geldi. Hava olmasa o ziya, o foton nura, ısıya, ışığa dönüşmez. Şimdi güneş aşağı şemsezeli. Havaya tefekkür. Ziya iman. Ben de o ziyada ısınıyorum, ışık oluyor vesaire şeyler de bunlar da bendeki imanın ortaya çıkış şeyleri. Demek ki tefekkür sistemdir. İman niçin bağ denmiş? İman bir bağdır. Ama tefekkür bir yöntemdir, sistemdir. Niye bağdır? İman böyle kesilmiyor Mehmet kardeş. Böyle vurdu dırrrrt, güneş gibi değil yani. Yani o manayı anlatacaksın. Ne anlatacaksın? Güneş hem sezeli olsa ben gelen foton Allah'ın hidayeti. Allah'ın hidayeti nedir? Güneşten gelen ziya. Ben onu onayladım, panjuru açtım, pencereyi açtım, ziya girdi, odamı ısındı, nur verdi, hal ettim, beni büyüttü, saçlarım boyum uzadı falan, gıda oldu güneş. O nedir? İman. Güneşi onayladım. Ama foton tırr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 r
Çarnaçan öyle diyeceğiz. Ha, kısacası senin sorduğun şuydu. Tefekkür sonuç değildir. Sistemdir. Elektrik kablosu gibidir. La teşbih ve la temsil. Şimdi ben sesim geliyorsa ben devam edeyim, orada kalsın. Mesele fazla yapmayayım onu. Şimdi Ferdi okuyayım, bir de Fert okuyayım. Bir de size belki lazım olur bir cümle okuyayım. Ondan sonra imama başlayacağım. Kendini aşan dost olur size. Başka mümkün değil. Bir insan ne kadar kendini aşarsa o kadar size dosttur. Kendini aşan. Arkadaş ise Osmanlıca'da arkadaş. Arkam sağlam. Ama dost başka bir şey. Dost istersen Allah yeter. Dolayısıyla bunu adımınızı atarken kafamızda bir kenarda dursun. Kendini ne kadar aşarsa bu dost olabilir. Dostunuzu seçerken bir kriter, bir malzeme olsun. Fert isminden bir cümle bahsedeyim. İki satır. Ondan sonra dimağa geçiyorum. Fert, Cemül Cem'den haberdar olup farkındalığı artmış, verici makamına yükselmiş. Bir daha, Fert, Cemül Cem'inden, yani zıtları ne kadar cem etmişse. Şimdi bir daha, zıtları cem edip, haberdar olmayan cem edemez. Farkındalığı artmış, artık belirli bir seviyeye gelerek verici makamına yükselmiş. Burada kesiyorum. Burada kesiyorum. Dimağ tarihi daha son dediniz. Fert. Bir daha okuyayım. Fert, Cemül Cem'inden haberdar olup farkındalığı artmış, verici makamına yükselmiş. Yani verici derken artık Fert ismi kendi zatında kalmak manası değil, karşıyı inşa edebilen, feyiz verebilen, kendisiyle barışık, zıtların farkındalığını fark ederek Cemül Cem olan, yani kısacası beşeriyetinin ve alem-i şehadetin varlığın ve vücudun farkında
varma nispetinde ada kişi farkındalığı oluyor ya, fark, furkan, farkları, farkındalık demek, farkları fark etmiş. İnsan bir, farkı fark etmesi lazım, bir de farkı fark etmesi lazım. Bir de bunlar üçüncü bir mertebesi, onun arkasına taşınması lazım. İşte fert ismine mazhar olanlar bu hakikate mazhar olunca karşıki tarafı inşa edebiliyor, ihya da edebiliyor ama ruhlandırdığını bilmiyorum. Yani karşıki tarafı insanı inşa eder, dimağını ve vicdanını da ihya eder. Fert ismine mazhariyet nispetinde. Biraz önce de zaten üstünü okumuştum. Dost, kendisini aşan, aşma nispetinde size dost olur. Yoksa en ufak şeylerde satar ya kenarda, koyar kendini böyle. Olmuş. Mesela İsa Aleyhisselam'ı demiş ya, beni horoz öttüğü zaman öttüğü zaman biriniz, aranızda bir tanesi beni inkar edecek. Abi bir de bu Risale-i Nur'un ferdi ferit makamıyla da alakalı şu böyle geldi de hatırımıza abi. Hakikati İslamiyet ile Ayşe kadar bırak olup gidiliyor. Fakat sonrası refref, marifet olup Risale-i Nur'un ferdi ferit makamına mazhariyetle mi çıkılıyor abi? Evet. Ferdi ferit. Yani fert ama ferit bir de. Yani mesela şöyle diyeyim. Bu cemaate dahil olan alır. Mutlaka alır. Dost olan bile alır. Bazı insanlar var ki yani alır ama katkısı da büyük olur. Katkısı büyük olur bu sistemin. Vesilesi yani, vesilesi. Ferit böyle, ferit insanlar bunlar. Risale-i Nur bu asırda ferdi ferit makamını mazhar olmakla beraber müntesiplerine, takipçilerine Sedat bu haleti ruhi veriyor. Yani mesela küçük bir şey, sanki tövbe, tövbe, haşa. Mesela sen Erzurum'dasın, bir köye, bir kariyere gittiğin zaman ve derste sanki ferdi feride mazhar olanlar daha çoğu olur. Sanki bu dünün sahibi benim. Yani tövbe, bağışlayın, bunu silerim herhalde hatırıma gelince. Yani Rüştü abinin sözüyle bir başlayayım. Haşa, Rüştü abiyle arabayla seyahat ederken tabii ki arabada sohbet ediyorduk. Hasan diyor, buyur abi dedim. Yani ruhum dedi, o kadar namaza alışmış ki. Böyle çok, ben çocukken onun yanına geldiğim için 17 yaşında bir şeydim, 16-17. Çok böyle şey, babaydı yani, böyle çok sırlarını söylerdi. Şimdi Allah dese ki diyor, namaz kılmak haramdır. O kadar alıştım ki diyor, ben diyor herhalde haram işlerdim diyor. Dolayısıyla yani bu dinin sahibi, bu dinin sahibi yani bu dinin sahibi benim makamına, yani ben burada vazifeliyim değil de, yani ne bileyim, herhalde anladınız yani. Benim ya, benim bir köyde bir gittiğim zaman bu dinin, mubinin sahibi. Böyle. O kadar kendi hakikatine yakın oluyor. Evet. Yani Risale'de diyor ya, gizli kutup. Yani gizli kutup, evet. Gizli kutup gibi de bu Harun, bu biraz daha ileri. Yani kutup derken kutup bile anlayamadı ya kamburu. Yani ne bileyim, bu din hani Allah'ın tabii ama o kadar fena fillah olmuş ki
Bu din benim. Bu din benim, benim. Bu din benim. Bu dava benim. Risale-i Nur benim davam. Davam. Bu ferdi ferit. Davam benim, davam. Birisine çalışmıyor. O ilk öğretmek için, ilkokul hocam beni ABC'yi, Elif Betesi öğretti. Ama bana hoca oldu diye şu anda da hocam değil ki. İlk önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ustadımız bize şey yaptı ama ustad bize rehber oldu, ustad oldu. Ama öyle bir şey ferdi ferit sana bir veriyor ki, ustadım olsa da olmasa, Said Nursi olsa da olmasa, bu dava benim, dava benim. Benim, benim, ben. Yani başkasının varlığı vesile olmuştur. O bitmiştir orada. Ama din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası. Yani bu hale geliyor. Abi böyle üstadımıza canlı bilmiyorum olsun. Fakat böyle refrefe binme Efendimiz sanki böyle Risale-i Nur, hani diyoruz ya Risale-i Nur insan değildir. O refref Risale-i Nur'dur desek hata değil, isabet etmiş oluruz inşallah. Evet. Baş, abi 3 evet. Harf 5 nokta ise marifet Risale-i Nur 5 harf 3 nokta abi, daha ötesi. Tamam Dima. Evet, sayfa 277. Neler var ya? Neler var ya Risale'de? Hepsi kapak olarak, kelimelerle kapanmış. Evet, Risale-i Nur tabirleri ötelerin kapağı, ötelerin sanki panjuru. Yani Risale'nin tabirleri var ya, pencerenin panjurları var böyle. Böyle panjur. Kaldırırsın, yani tamam mı? Böyle. Pencere kitap, panjur da şey, okun okumak. Hadi bakalım, mektubat 397 ama ruh da karşıyı görmesin. Evet, 277 mektubat. Gördünüz mü abi, Dima'ya gönderdim. Bir tanesi söylesin, cep telefonunuzu açtınız tamam mı? Abi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet, emin olayım dedim. Mektubat 97. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafı ile rapt edip bahsetmekte lazım gelir ki kopuk değil. Mesela çekirdekten çınar, yumurtadan tavus kuşu. O ağaç ve kuş, çekirdek ve yumurta efsafını bahsederken bahsetmeksizin lazım gelir ki, yani bazen çıktığı yeri, mesela diyelim ki Peygamberimiz anne babası ve çıktığı o Arabistan çölü ama tayaran eden tavus kuşu. Yani aslıyla konuşmamak gerekiyor bazen. Çıktığı yumurtadan bahsetmemek gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği efsafı onun aklı kabul etsin. Ta işittiği efsafı onun aklı kabul etsin yani. Mesela tavus uçuyor. Tavus kuşu kanatları açık. Bilmem ne kadar renk var. Anlatıyor. Ama adamı da bir de bakıyor, yumurtaya bakıyor. Akıl nasıl kabul edecek bunu? Yoksa bir dirhem çekirdekten bir batman hurma aldım ve şu yumurta Cevi Asuman'da kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. İşte Peygamberimiz anlatırken böyle anlatılıyor da onun için inkar edilebiliyor. Yani diyor ki levlake levlak leme haluktu leflak. Şimdi doğumu belli diyor adam. Bak din adına çıkan. Yaşantısı belli. Bu diyor kainatın çekirdeği. Allah aşkına diyor ya. Doğduğu belli. Bundan önce kainat yok muydu diyor. Bizzat birisi video gönderdi de ben İslamsız oğlunun.
Ya diyor, nasıl kainatın diyor çekirdeği olur diyor. Bak uydurma hadis diyor. Yani peygamberimizin beşeriyetini peygamber zannetmiş. Yani gördüğü, konuştuğu, koca olması, baba olması, komutan olması, namaz kılması, oruç tutması, konuşması yani bu. Ehvali, etvali, ahvali, efali. Bunları, bunlarla insan zannediyor. Yani bunların bütünselliğine peygamber diyor. Eyne sera, mine süreya. İşte ne yapar diyor? Tekzip ve inkara sapacak. Yani peygamberimiz. Şimdi ne anladık buradan? Takip edenleriniz cepte. Takip eden etmeyenler cepte bu şeyi indirmemiş. Onu da söyleyeyim hiçbir şey anlamaz derste. Yani cepten indirip buna bakmazsa istifade edemez diyeyim. Aklın tekzip. Aklın tekzip ve inkarından önleyecek. Aklı inkar tekzipten önleyecek. Zahirden hakikata bakmasıyla mümkündür. Yani akıl inkar etmesi, tekzip etmesi, nasıl kurtuluruz biz bundan? Zahirden hakikata bakmasıyla mümkündür. Yani çekirdeğin efsafıyla ağacın efsafına, bak, çekirdeğin efsafıyla ağacın efsafına, yumurtanın efsafiyle, tavus kuşunun efsafiyle beraber bakarsa, o zaman aklı akil yapan ikisini cem etmesidir. Tek tek bakarsa ya inkar eder ya da taassup edecek. Peki bunun tersi var mı? Bunun tersi de var tabii. Beşeriyetiyle bakmıyor. Mesela Mehdi'ye beşeriyetiyle bakmıyor, gelecek. Bir kılıçta böyle her taraf düzelecek. Bu da taassup. Sırf beşeriyetiyle bakarsa inkar çıkıyor. O zaman ikisi beraber bakılması lazım. Zahirden hakikata, hakikattan zahire. Onun için dersin başında istiraktan bahsettim. İstirak. Onlar da cezbe. Hem efendim Ali bir şey mi diyeceğim? Tabi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bismillah şimdi Hazreti Peygamber'in zahirden hakikate bu tefekkürü ben şöyle anlıyorum. Şimdi biz meseleleri ademsiz sadece vücut olarak düşündüğümüz zaman meseleyi kavramamız beşer olduğumuz için mümkün değil. Biz adem ve vücudu hep birlikte düşünüp sonra tefekkürle teke düşürüp böylece vahidi marifetlerimize ulaşıyoruz. Sistemimiz böyle kuruldu. Tek başına işte sadece yumurtanın kabuğuna bakıp gitmek zahirden hakikate gitmektir. Yani Adem'den vücuda gitmektir. En yakın delil aklımıza önce dima yani zahiri vasıtalar olduğu için dimadan kalbe, dimadan hakikate, dimadan ruha, o tarafa bir yöneliş var. Sistem böyle kuruluyor. Onun için teşekkür ederim. Ben de böyle düşünüyordum. Çok hoşuma gidiyor yani buralar. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi yani sıradan küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Keyfiyetleri var. Bunlar da devamıydı. Bak bir de okuyayım. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Akıl ne anladık? Akıl çekirdekten ağaca, yumurtadan kuşa beraber bakabilirse, cem edebilirse, Ali onu diyordu,
çekirdekten ağaca, zihninizi toparlayın, çekirdekten ağaca, yumurtadan kuşa, ikisi beraber bakabilirse, cem edebilirse, akıl insanın başına gelir, aklı başında olur. Tamam. Bunu becerebilirse o zaman sanattan sanatkara, mülkten melekuta, şehadetten gayba bakabilme haleti insanda alır, yani çıkar. Aklın istikameti de budur. Yani zahirden hakikata ikisi beraber bakılması lazım. Abi bir şey sorabilir miyim? Buyur abi, estağfurullah. Şimdi zahirden hakikate geçiyoruz. Şimdi dört kanuniyeti şey yaptığımız zaman arada kanuniyet atlanıldığı için orayı nasıl açıklayacağız abi? Orayı nasıl anlayacağız? Nasıl yani? Zahir, kanuniyet, hakikat, bahiyet. Zahirden hakikate anlatıyoruz. Tamam, anladık burasını. Aradaki kanuniyeti de koyacağız. Şimdi Abdullah, burası nasıl anlatılacak? O yöntem bizdeki yöntemdir. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet bizdedir o. Ve alem-i şehadette de uygulanıyor. Şimdi o kanuniyet şöyle çalışıyor. Mesela suret, alem-i şehadet. Kanuniyet sendeki karşılıkları, yani sende karşılıklar derken bu derslere katıla katıla tefekkür ede ede sende bir inkişaf olmuş ama haberdar değilsin. Ne kadar ettiğini. Çünkü Allah böyle hissettirmemesi, o da ayrı bir nimet. Yoksa davaya kalkarız. İnsan bu iç aleminde bu dersleri dinlediğine belirli bir mesafe oluyor. Çok şükür. Sonra kainata suretine baktığın zaman o kainatın farkları var, fark. Farkı fark edince farkındalığın oluyor. Bu kanuniyet sende. Sonra bunu Allah'a taşıyorsun. Yani esma ile düşünüyorsun. Esma ile müsemmayı bulursun diyor. Yani suretten kanuniyete, suretten esmayı buldun. Şimdi kanuniyetten hakikate geçerken o yediğin söze geçiyor ki esma yoluyla müsemmayı bulursun. Allah'a bağlıyorsun. Öyle çalışıyor sistem. İlk önce içeriye alıyorsun. Sonra içeridekilerle boyalanıyor. Katre-i şazuhre mi? Ondan sonra sen onu hakikatına, yani hakikatına, aslına seni götürüyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen şu, yapacağın şu. Suretten kanuniyete taşıyorsun. Yani neydi insan inkişaf yöntemi? Surettir, kanuniyettir, hakikattir, mahiyettir. Bu sureti mevcudattaki suretleri, insan farkları alarak farkındalığı artıyor. Yani insanda karşılıkları uyanıyor. Emrin ismi, emri itibari, vaidi kıyasiler çalışıyor. Tamam, buraya kadar senin vazifen var. Bitti. Hakikata senin işin değil. Artık senin ruhun yapıyor. Onu artık GPS uyduyu arıyor. Adresi arıyor. Sen kadar karışmıyorsun. Yani internet işte açıyorsun Wi-Fi. Hangi o alt kat üst kat komşu şey yapmaz. Böyle arar yani. Ha, sen suretten kanuniyete geçirdin mi farkındalığın oluyor. Fark. Furkan oluyorsun. Sonra bu farkındalıkla, bu farkındalığınla artık o hakikate ruh yapıyor. Senin işin değil artık. Ruhun iş. Yani abi şöyle mi oluyor? Yani kısaca ben şehadet alemindeki örneklerden şey yap, örnekle temsil edeyim. Yani elektrik kablosunu ocağa bağlamak bizim işimiz. Veya buzdolabına getirip takmak bizim işimiz. Ondan gerisi bizim işimiz değil. Tamam. Yani kabloyu getirip bağlamak. Tamam. Kabloyu getirip bağlama. Doğru. Mektubat 119. Hasan abi. Efendim. Bu şeyde, metinde hani okuduğumuz yerde biz hakikati değildik ama mesela metnin devamında
mahiyetli olduğunu, o vazifeyi risaletle parlayan mahiyetliyse şecere-i tuba gibi ve cennetin tayyip-i mahmi yunu gibidir diyor. Yani biz hakikat diye biraz yani akıl suretle hakikat bağlantısını dedik ama metinde mesela mahiyetten bahsediyor. Şimdi onu onun için kaçtım biraz da. Bu sefer bu birinci yoldu, bu hakikat. Hakikatın olduğu zaman hakikat da bu sefer tersle bakınca seni mahiyetine taşıyor. Yani bir daha. Şimdi iki yön çalışıyor dedim de ben bir yol konuştum gittim. Şey yapmak istemiyordum. Hakikat nedir? Buradan öteye bakış. Mahiyet öyle değil ama. Mahiyet merkezden harice bakıyor. Sen şimdi aklınla, kemalatınla vesaire bu mevcudata aleminde anlamlandırdın. Böyle hakikatına uruç ettin. Bu birinci yöntem Osman. Bu yöntem. Fakat oradan bu tarafa bakışın hakikat zemininde oluyor ama mahiyetin artıyor. Allah canibinden kudretin azami altında bakmaktır diyor. Evet abi. Hasan abi bir de orada bir hani soralım soru da bazen cevap gelir vesaire. Hem orada bir çekirdek misali hem bir yumurta misali veriyor. İki misal veriyor. Burada bir hani çekirdek noktası neye bakıyor? Çekirdek ağaç ilişkisi, yumurta kuş ilişkisi. Öyle bir noktayı nazarınız var mı? Vardı. Yasin var mı derste? Yasin'in şey vardı, Mirat'la ayna. Çekirdek ayna gibiydi. İnsan çekirdek itibariyle yazılımı söyleyince Haliku Habbi Neve ve Neva diyor. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Şey, beşeriyet. Yumurta öyle değil işte. Çünkü ağaçta zihayattır, zihruh değildir Osman. Ama tavus kuşu zihayatın bir üstü zihruhtur. Yani şey mi acaba? İki tarafı da mı temsil ediyor? Hem hakikat hem zihruhları da alıyor. Evet, yani hakikat çekirdekten ağaç oluşu. Mahiyet ise yumurtadan tavusa dönüşüdür. Evet. Sebebi yani, şu. Sebebi şu. Diyebilir miyiz? Yani bu. Sebebi çekirdekten ağacın çıkması zihayattır. Hayat. Yani hayat. Ama ruhu yok ağacın. Ama tavus kuşunun ruhu var. Çekirdekten ağaç süreci hakikatındır. Şeye kadar, Harun demişti, arşa kadar. Arştan sonra mahiyetin başlıyor. Evet abi, Allah razı olsun. Efendim Abdullah. Şimdi yaratılanlarda bir kulaklı kısım var, bir de kulaksızlar var. Kulaksızlar, yumurtadan çıkanlar ise çekirdekten çıkanlar. Çok ilginç. Ruh sahibi. Yani zihayatlarda his var diyor. Mesela ağaçta his var. His olduğu için şeriat ormana giderken baltanı sararak gir diyor. His var demek. Yani his var. His var ki Peygamber Aleyhisselam'ın o kurumuş hurma bir deve gibi inledi diyor. His var ya, orada bir mucize isif anlatmıyor. Mucize hakikatsiz olmaz. Dibinde his var ya, hatta daha gerisi dibi ise Osmanlı'nın yaptığı binada taşta Osmanlı'nın ruhu sirayet etmiş. Yani bizim bildiğimiz ve tanımladığımız gibi değil ya. Yani çekirdek ağaç ilişkisi hakikatimizi, yumurtadan tavusun çıkması mahiyetimizi
Yani birisi buradan bakış, ötekisi oradan bakış. Abdullah'ın dediği gibi ağacın işitme, görme gibi yok ama hisleri var. Şeyin ise tavus kuşunu görme, işitme vesaire efsafı var. Yani ruhsal yapılanmayı söylüyor tavus kuşuyla. Ruhsal. Yani diman yapılanmasını ise yumurta, şey çekirdek ağaç ilişkisinde söylüyor. Abi şöyle söyleyeyim. Doğurken olanların tamamında kulak var. Yumurtadan çıkanlarda ise kulak kesinlikle yok. Evet. Mektubat 119. Umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Bir daha, umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Şimdi şey okuyorum, anladığımın. Umumunu temsil edip doğru sözlü bir topluluğa dayanan ve yalanı olması imkansız olan sağlam haberlere inanmayanın aklı taakkulde değil. Bunun neticesinde de kalbi bozuk olur. Yani aklı başında olmayınca kalbi bozuk olur. Akılsız kalp olmuş olur. Aklı çalışmayınca aklın kalbi, mesela diyor ki kalbim kalbim düzgün diyor. Kalbim temizliğine bak diyor. Ama akılsız. Zeki ama. Burada onu tanımlıyor. Kalbinden haber veren aklı meratipleri iledir. Yani aklın marifeti ile mümkün. Yani akıl ne kadar başındaysa kalbinde yerindedir. Yoksa zekaveti olur. Zekaveti olur. O nispette kalbi çürük olur. Mektubat 183. İşte ehli münacat ve zikr bu nevi icazı aklen fehmetmese de kalben hisseder. Bir daha, işte ehli münacat ve zikr bu nevi icazı aklen fehmetmese de kalben hisseder. Fehim akılda, hissetme ki vicdanda, kalbin ayağı oluyor. Burada da o kalp vicdanla hissediyor. Şimdi teyit etmek için koydum. Mektubat veya öyle şimdi aklıma gelen söylüyorum. Mektubat 190, hem Kur'an vahiy olmakla beraber delail-i akliye ile teyit ve tahkim edilmiş. Metin bitti. Akılda teyit ve tahkim ediliyor. Yani kuvvetlendirerek sağlamlaştırmak ve metanet veriyor. Vahiy burada teyit ediliyor ve tahkim ediliyormuş. Bir daha, akıl da teyit ve tahkim ediliyor. Yani kuvvetlendirerek sağlamlaştırmak. İnsana metanet veriyor vahiy. İnsanı sağlamlaştırıyor. Hadiselere karşı metanet veriyor. Kim? Vahiy akla veriyor. Vahiy burada teyit ediliyor, bir de tahkim ediliyor. Peki öteki taraf nedir? İnsanın aklı vahiy ile teyit edilirse aklı, yakılın takılın, bir de metanet tahkim edilirse aklı sağlamlaşıyor. Bu aklı selim ile de bu sefer vahiy kendisi teyit ediyor ve tahkim ediyor. Yani ben yaşadım, gördüm. Bu hakikaten, hani diyoruz ya bazen, hakikaten Allah'ın ayeti ya. Ne kadar acayip bir şeymiş. Niye? Aleminde yaşadım ben.
aleminde yaşamış. Yaşadığını yaşadığıyla söylüyor. Evet. Hani bazen hepimiz diyoruz ya, bu hakikaten ya, mahz hakikattır ya bu. Yani acayip bir şey. Mesela düşün. Bir insan okuma yazması yok. Peygamberlik çıraklığını yapmamış. İlkokul okuluna gitmemiş. Hiçbir peygamberin öğretisini, felsefi kitabını kütüphaneye, kitaplığa gitmemiş. Bir duymuş. İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan bir dini var. Ya bir insan oturup kalkmasını, sıradan olan bir şeyi, yeme içmesini, adab-ı muaşeretini dahi, ya birisi söylemese doğru olduğunu nereden emin olacak? Nasıl emin olur insan? Tamam sen yaptın, ben yaptım oldu ama doğru olduğunu sana kim söylüyor? O zaman daha genişletiyorsun. Bu doğrularını her mekana, her zamana doğru diyorsun. Böyle bir iddia olur mu ya? Böyle bir iddia olur mu? Ama olmuş. Bir de ya kardeşim, var Kur'an, var Risale-i Nur. Var Risale-i Nur'a hizmet edenler de biz buyuz. Buyuz ya. Bu adamız yani. Tutulacak tarafımız zor. Zor. Çakıyoruz çiviyi tahtaya. Tahta çürümüş, geçen rastladım. Çivi tutmuyor ki. Böyle olmuşuz. Ya böyle düşün ki, ya iç alemini yapılandırmak için ben kendi başıma, yani var Kur'an, var Risale, var cemaat, buyum. Ya bunlar yoksa, olmasaydı. Çok tuhaf. Böyle düşündükçe aklım gidesi geliyor. Yani bir insan nasıl anladığını veya yaptığını, söylediğini, ettiğini, bu budur. Herkese her zaman. Peygamberi'den bahsediyor. Yani ilk önce vahiy ile yapılanmış, metanet vermiş, suretten hakikati seyretmiş, hakikattan surete bakmış, yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini ikisi beraber görüyor. Bu kitabın böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi, böyle mi? Size göre en uygun hangisidir? Bunu malum bir misal vermişti. Bu sureti hakikatta, alemi gaybda nasıl gözüküyor? Peygamber ikisini birden görüyor. Ha, o zaman ancak diyebilir bunun oradaki karşılıkları. Yok böyle koyma. Böyle de koyma. Koyma koyma. Şöyle şöyle şöyle. Ha tamam. En uygun budur diyebilmesi için buraya, oradan bakması lazım. Tamam. Bu hakikat. Bu hakikat. Şimdi ne yaptı? Kendine şahit oldun. Uydurukçasıyla tanık oldun. Ne yaptın? Teyit ettin. Tahkim etti seni. Ha, dönüyorsun bu sefer. Vahiye diyorsun ki aleminde, iç aleminde. Bitti bu. Bu böyle. Aleminde şahit oluyorsun. Kur'an'ı aleminde teyit ediliyor, aleminde Kur'an tahkim ediliyor. Sağlamlaşıyor. Mektubat 199 mu? 199 galiba. Saat kaç oldu? 15, 12, 45 dakikamız mı var? Birisi ses açtı, bir şey mi soracaktı? Mektubat 199. Vastayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı. Şimdi hastanelerde, koronalarda bu işte. Aklı eğer hakikatine bağlı değilse akıl şunu işe yarıyor. Hüzün, elem ve gam, keder getiriyor sana. Görüyor musunuz? Akıl sana hüzün, elem, gam getiriyor. Hüzün, elem, gamın insana, kalbine, ruhuna ve vicdanına taşıyan akıldır. Kur'an nuruyla nurlanmayan akılda
Hüzün, elem, gam ayrılmaz. Ya. Bir padişah sormuş değil mi alime? Ben sultan padişahı oldum diyor, şiirle söylüyor da. Ben de diyor, hüzün, gam, keder niye benden kalkmıyor dedi. O da dedi değil mi? Hüzün ve keder, gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Ondan ustadım diyor, ondan padişahım. Yani böyle bir bedende oturuyorsun, hüzün, gam, keder, suyuyla turab, toprak, senin beden toprağın, şu bedeni bir, bedenimiz nasıl oldu? Hüzün, gam, keder, ler suyuyla, bunlar su, bu toprak hamur olmuş, vücut olmuş. Hüzün, gam, keder toprağıyla yoğrulmuş bir bedendir bu demiş. Hatırladınız. Akıl, hüzün, elem ve gamı nereden getiriyor? Akıl, hüzün, elem ve gamı nereden getiriyor? Vahid-i kıyası ve emr-i nisbilerle. Emr-i nisbi, emr-i itibarilerle. Üretiyor. Mesela ölmeden önce, öldün mü? Yok. Niye korkuyorsun? Ölüm yok. Ölmeye yakın olunca korkarsın. Usta diyor ki buna, ölüm sebebi, yani korkunun sebebi 5-6 sebebe inerse, 5-6 ihtimalden bir ihtimal olursa korkunun hakikati olur. Ama korkunun, yani korkmanın ihtimali belki %1, %1, bilmiyoruz. Hele bilmediğin zaman ihtimal yok. Tamam. Şimdi akıl peki hüzün, elem, gamı nereden getiriyor diye soru koymuşum ve ara boşluğu bıraktım. Kardeşler bir şeyler diye. Demek ki akıl, hüzün, elem, gamı getirdiği yer emri nisbi, emri itibari. Bunlarla üretiyor. Vahye bağlanma nispetinde bunlar anlam kazanıyor. Mektubat 209. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarı iledir. Sırrı teklif zayi olurdu. Geçen bir ses kaydı atmıştım. Bunu Hollanda'dan sormuşlardı. Abi diyor, Allah Erhamur Rahim'indir. Sese attım galiba siz, değil mi? Ama o zattan izin almadığım için ne ismini zikrettim ne de sesini. Ama cevap genel yaptım. Çünkü herkese lazım. Allah Erhamur Rahim'indir dedi de. Firavun diyor, Musa'nın arkasından giderken bunu ilmi kelam alimleri demiş, yani benim cevap değil bu. Musa Aleyhisselam'ın arkasına giderken iman ettim dediği halde Allah o imanı niye kabul etmedi dedi. Yani Erhamur Rahim'inle şey yapamıyor. Firavun iman etmedi. Etti. İman gaybadır. Firavun'un sekeratı başladı. Sekerata gittiği için tövbe, istiğfar, İman kabul edilmiyor. Çünkü iman gaybadır. Firavun gözünü gördüğüne iman etti. Mümin ise görmediğine iman etmesi lazım. Ondan sonra Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Rabbul Alemin ettim demiyor. Dolayısıyla buradan alakalı olduğu için söylüyorum. İman gaybadır. İşte onun için ilmi kelam alimleri der ki tövbe. Münafık diyor. Gözünü gördüğüne inanır. Mümin ise aklının, kalbinin, hissinin, yani gayba inanır. Yani buna inanmaz değil. Artı gözünü gördüğünü, mümin gaybla bu gördüğünü onaylar. Demek ki münafık gözünü gördüğüne der ilmi kelam alimleri. Mümin gaybadır diyor. İman orada olmazdı. Çünkü sekerat başladı. Gözünü görmeye başladı. Mesela ölüm anında hani der duyarsınız. Belki birkaç dakika, birkaç saat geçti. Aa geldiler diyor, bak diyor.
oradalar diyor. Ya ne güzel şeyler diyor. Bitti kardeşim. Bu sekere attı, girdi. Burada ne tövbe var, ne vasiyet var. Ne derse de geçerli değil. Şimdi okuyayım ne anladık? Bir de zaten Hasan abi, Firavun Musa'nın Rabbine iman ettim dememiş miydi? Evet, onu söyledim evet. Rabbul Alemine iman ettim demedim. Şimdi ne anladık okuyayım. Yani bu bakışta olsun diye söyledim. Gayb olmadığı için, iman gaybadır Mehmet kardeş. Firavun oradaki imanı gayba dayalı değil, şehadete dayalı bir iman. Gözünün gördüğüne iman etti. Kalbinin gördüğüne değil. İman gaybadır. Herkes tasdike mecbur olursa aklın ihtiyarı kalmaz. İman ise aklın, yani vahiyin onaylaması kabulünden sonra olur. İman ise aklın, yani vahiyin onaylaması kabulünden sonra olur. Sırrı teklif sahi olurdu. Ne demek? Yani sırrı teklif akıldadır. Sırrı teklif akıldadır. Sırrı teklif aklın içeriğindedir. Allah-u Alem Allah'a bakan yönüdür. Aklın Allah'a bakan yönü sırrı tekliftir. Sırrı teklif aklın içindeki bir sıfattır. Sırrı teklif ne yapar? İman ise aklın, yani vahyin onaylaması kabulünden sonra olur. Akıl vahiy kabul etti, onayladıktan sonra ilme dönüştürüyor tasdik. Sonra izanı ile vicdana atar. Vicdanda irade, his, zihin, latife-i rabbaniye boyalanır, kalbe gider. Ondan sonra vesaire süreçten tekrar orada onayladıktan sonra onlar, boyalandıktan sonra dimağa gelir, tasdik, itikatlar olur. Yani süreç böyle çalışıyor. Ama burada hoşuma giden şey, sırrı teklif akla yapılmış. O zaman teklif sırrı aklın içeriğinedir. Aklın içinde bir sıfattır sırrı teklif. Mektubat 216. Biraz gideyim diye acele ediyorum. 15-20 çünkü. 216. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, Mektubat 216. Ne demek? Takul, kullandığı akıl aletine hitaben dedi. Takul kullandığı. Takul neydi? Sistemdi. Kullanan nedir? Takul neyi kullanıyor? Aklı kullanıyor. Alet. Akıl neydi? Alettir. Takul kullandığı akıl aletine hitaben dedi. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, yani kim diyor? Takul. Kime deniyor diyor? Diyen, denilen kim? Denilen akıldır. Diyen takuldur. Yani tahayyül sistemdir. Eyleme dönüşmüş hali hayaldır. Tasavvur sistemdir. Eyleme dönüşmüş bizde düşünceler, malumatlar, zanlar, bilgiler, havada uçuşan şeyler. Ve devam ediyor. Daha bitmedi, bu çok önemli. Bu metnin devamında şöyle geçiyor. Yani devam ediyor da uzun olmasın diye almadım. Aradığımı ondan sormak için asıl saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi. Gördü ki o asır. Anladınız değil mi bu devamı? Aradığımı kimle soracak? Ondan sormak için asıl saadete gitmeliyiz diyor diyerek aklıyla beraber o asıl saadete girdi. Gördü ki o asır. Anladı ki, düşündü ki, tefekkür etti ki demiyor. Mektubatta da var, bağlada vardı değil mi? Ustada diyor ki, ustadım diyor, o savaş meydanlarındaki o kadar detaylar içerisinde, 19. mektubat bu kadar hulasalı, ravileri, olayları bu kadar veciz izah etmek, ancak diyor siz
manen o aleme girdiniz, o alemi seyrettiniz ve kitaba tavsif ettiniz diyor. Hatırlarsınız 200 küsürüncü sayfada galiba Barla'da ustad da onu koyuyor, onaylıyor. Şimdi aynı şey aradığımı aradığımızdan sormalıyız diyor mektubat şey ayet-i kübrada 7. şuada ona benziyor. Aradığımı ondan sormak için asıl saadete gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asıl saadete girdi. Aklını fikre bindirdi. Ruhunu da hayale mi bindirdi diyor. Bir başka yerde. Gördü ki o asır bitti. Şimdi bundan ne anladık? Bakayım uzun bir şey yazılmış. Aklını da yanına aldı taakkul. O asır şimdi neredeyse o Peygamber aleyhissalatü vesselamın 1400 sene öncesi şu anda nerede? Senin geçmişin nerede? Var mı geçmiş? Var. Nerede geçmişin? Ha, geleceğin de oradadır. Yani benim kafamda geçmiş hafızamdadır. Sendeki o. Hakikatta geçmiş nerede? Bu ikisi arası. Benim düşüncede hafızamda var bu ikisi arası. Ama alemi şehadet yaşandı. Nerede bunlar? Ha, geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. O asır şimdi neredeyse gelecek de şimdi orada. Herkes kendi aleminde, hayalinde ve düşüncelerinde şahittir ki o aleme hayalen ve düşüncesiyle giriyor. İnsan düşüncesiyle, aklıyla, hayaliyle o aleme giriyor. O aleme giriyor. Hangi aleme? İlk önce kendi alemimize, hafızamıza, tasavvurumuza, tahayyülümüze giriyoruz. İnsan kainatın küçük modeli, kendi alemine girdiğin zaman, eğer nasibin varsa, biraz inkişaf varsa, kendi alemin, hayalin ile alemi misale, aklın ile lef-i mahfuza, kalbin ile arşa, ruhun ile arş-ı azama geçebiliyorsun. Geçme etkisi var yani. Ustad da diyor ki, nadir insanlar diyor, lef-i ezeliye girer diyor. 16. lemada. Yelani içinde diyor ki, İsrafil'in diyor, azamet heykelini diyor, arş-ı azamda seyretti diyor. Oluyor demek ki, giriliyor. Kendine girdin mi, otomatik buradan da oraya geçebiliyorsun. Diyor ki, o asır şimdi nerede ise, gelecek de şimdi orada. Herkes kendi aleminde, hayalinde. Yani bazen de çift yaşanıyor biliyor musun? Yeni başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Başıma derken duyduğum, Adem Hoca'yı duymuşsunuzdur. Adem Hoca'nın 28 yaşında çocuk vefat etti. Şöyle bir ay ancak oldu olmadı. Bugün de söyledi de bak şimdi siz de duymuşsunuzdur. Hastalıkla falan değil böyle Allah aldı yani. Vesile yok yani hastalık. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Baba dedi yani iki alem birden yaşanabiliyor ama bazıları ölümüne yakın yaşıyor bazıları hayatın içerisinde yaşıyor. Baba bana bir bardak su ver diyor. Benim de kafam şeye çalışıyor bunları bana anlatırken ben hakikatına kafam çalışıyor böyle. Bak şimdi, baba diyor, o da ağlayarak anlatıyor Adem Hoca, bugün de duygulandı. Bana bir bardak su ver dedi. Baba diyor, hakkını helal et, ben gidiyorum dedi. Oğlum bir şey yok lan, hastaneye gidiyoruz işte, biraz ateşi yükseldi falan. Ondan sonra, yok diyor, baba diyor bak şimdi, ben gidecek olduğum yeri gördüm diyor, ama burada hala. Ve konuşuyor, aklı burada, mantığı buraya çalışıyor. Ama oraya açıldı. Bak ikisini beraber yaşıyor, onu anlatmak için. Baba gördüm. Nasıl ne gördün oğlum dedi ya. Bu hayalim. Hayır baba dedi. Ben dedi gidecek yeri gördüm. Aa diyor. Bak oralar diyor. Oralar çok güzel baba. Nerede konuşuyor bunu? Orada konuşmuyor. Burada konuşuyor. Tamam. Ve birkaç dakika sonra bunları konuşuyor. Orayı biraz tavsif ediyor. Orayı buraya taşıyor. Ondan sonra adam oraya doğuyor. Yani burada bunu anlatmak ki gayem
Orası, çocuk burada. Babayla konuşuyor, etraftakiler de duyuyor. Kim, nereyi, görüyor ki, nerede anlatıyor. Oğlum hiçbir şey yok diyor. Baba sen görmüyorsun, ben gördüm diyor. Gidecek yolunu gördüm. Ya arkadaşlar, ya sekeratta bu rastladı, bu adam, bu çocuk. Çok iyi, kaliteli bir çocuktu, çok koştu. Fakat bazıları nasibine göre o alemi böyle net görmese bile o alemin haletleriyle, fikriyatıyla, bak haletiyle ruh, duygularıyla kalp, hissiyatıyla vicdan, fikriyatıyla dima, hangisi ise onunla burada yaşayabiliyor. Mesela herkesin üzüldüğü zaman onlar hüzünlenmiyor. Herkesin korktuğu zaman onlar korkmuyor. Ayette de öyle diyor. Onlar korkmazlar diyor. Hüzünlenmezler de. Hüzün vicdan. Korku da akli. Niye? Hakikati ruhsal ve kalbi bir hayata, yani ben size şey söylüyorum, realite, korkmazlar ve mahzun da olmazlar. Yani korku aklidir, mahzun da vicdanidir. Eğer Risale-i Nur dersiyle nasibi varsa, tefekkürle inkişaf etmişse, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girmişse, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına ne kadar girmişse o kadar bunların arkasındadır. Kalp vicdan arkasındadır. Vicdan da aklın arkasında. Bu sefer ne hüzün olur ne korku olur. Burada insan, biraz da okuyayım şurayı. Niye örnek verdim? Burada bazıları sekeratta yaşıyor orayı. Bazıları hayatın her safhasında sekerat olmuş. Anlıyor musun? Nasıl olmuş? Bir daha. Çocuk dedi ya, baba gidiyorum orası diyor. Oğlum neresi? Bugün anlatıyor. O duygusallık için anlatıyor. Benim alemimde ama farklı tabii anlatıyor. Dedim ne dedi? Şöyle dedi, aşağıya da bakmadı. Çok önemli benim için. Aşağıya bakmadı. Karşıya da bakmadı. Tepeye bakıyor. Böyle dua edince zaten duanın yönü arş olduğu için böyle. Şimdi bak diyor, şurası diyor. Şimdi bu çocuğa ondan sonra 10 dakika yaşamış. Bak ona orayı burada yaşama yetisi, kazandığı inkişaf-ı ruhu 10 dakika. Ya 1 saat içinde 10 dakika. Bütün ömür 1 saat. 10 dakika orayı burada yaşadı. Burada tanımladı. Tamam. Şimdi bir daha söylüyorum. Fikir, soğan kırmızıdan içeriye doğru gidiyorum. Bu mevzuyu okumadan önce söylüyorum. Fikir deyince hemen elinizi dimağa, his deyince eliniz vicdana, duygu deyince eliniz kalbe, latife deyince, halet deyince ruha gidecek. Kimisi işte oraların haletini, duygularını, hislerini veya fikirlerini burada yaşar nasibi kadar. Olayın arkasına geçer. Şimdi bu malzemelerle bir de okuyorum. O asır şimdinin neredeyse, gelecek de şimdi orada. Herkes kendi aleminde, hayalinde ve düşüncelerinde şahittir ki, herkes kendi aleminde, fikrinde, hissinde şahittir ki, o aleme, hayalen ve düşüncesiyle giriyor. Biz düşünceyle girebiliyoruz. Hayalen girebiliyoruz. Herkeste bu yetki var. Tamam. Bildiğimiz yok. O alemler kendi aleminde olduğuna bu şekilde şahit oluyor. Mesela o alemler var mı? Var tabii. Nereden biliyoruz? Ben hayale girdim. O hayal alemine. Düşünceleme girdim. Alemi mana. Alemi mana nedir? Benim tasavvurumdur. Düşünerek giriyorum. Demek ki ben şahittim böyle alemin olduğuna. Boyut farklılığından, hakikat farklılığından mekan ve zaman muzahmeti yaşanmıyor. Yani alemi mana ve alemi misal, düşünceler ve hayallerim şahit, mekan, zaman yok. Yaşanmıyor böyle bir karmaşa, yok. Alemimizde yaşıyoruz. İstikbal bütünlük içindeyken hal bunu sıralamaya koyarak hem mekanı hem de zamanı oluşturuyor. Yani ötelerden delil, ötelerin delili neydi bizde? Hayalimiz, tasavvurumuz.
Hayalimiz alemi misali. Tasavvurumuz alemi mananın. Tamam mı abiler? Tamam. Zamanı tasavvur, düşünceler, mekanı tahayyülümüz. Tamam, tamam. Şimdi alemi şehadette zaman ve mekanı sırayla yaşıyoruz. Ama bizi hayalimiz ve düşüncemizde şahitiz ki zaman ve mekan yok. Şimdi burada diyor ki, çok hoş, boyut farklılığından, hakikat farklılığından mekan ve zaman muzahmeti yaşanmıyor orada. İstikbal bütünlük içindeyken, geçmiş ve gelecek tek, kocaman çınar ağacı 300 sene yaymışken, çekirdeğinde ne zaman var çekirdekte ne mekan. İstikbal bütünlük içindeyken, hal bunu sıralamaya koyarak, niçin koyuyor hal şimdiki zaman? Bak bir saat, bir buçuk saat oldu ders. Ne oldu? Sıralamaya koyduk. Mekan oldu yürüseydik. Bunları diyor, hal şimdiki zaman bunu sıralamaya koyarak hem mekanı hem zamanı oluşturuyoruz. Ve bu haline de mazi oluyor. Şu bu haline de mazi. Hal istikbal dilimliyor. Yani şu andaki durumumuz hal gibiyken mazidir aslında. Şu an mazi olmamış olan hal istikbali dilimliyor, portakal gibi maziye atıyor. Yani istikbali maziye, hal ne yapıyormuş şimdiki zaman? Portakal üç zaman. Üç zaman. Portakalı biz dilimlemek bütünlüğü tek tek diyoruz. Tek tek diyen hal, tek tek denen mazi, bütünlük ise istikbal. Hal istikbali dilimliyor, maziye atıyor. Mazi dilimlenmiş. Mazi dilimlenmiş. İstikbal ise bütünsel. İnsan ise berzah. O alemler insanın neresindeyse, 18 bin alem, alemi gayb da alemi şehadetin orasındadır. 18 bin alem, bu alem içinde gül goncası, mısır sümbülü gibi cemül cem olmuş. Getirdiği nur vasıtasıyla diyor peygamberimiz için, hava alemindekileri de nura misal olan elektrikle alemi şehadete taşınıyor, üstü açılıyor. Mesela hava aleminde elektrik, ısı, ışık, renk, koku. Yani ne yaptı? Bu hava alemi olmasaydı o orada kalacaktı, burası da burada kalacaktı. Hava alemi gözükmüyor ama bir berza elektriği vesaireyi buraya taşıyor. Neye benziyor? Bir de 18 bin alem, bu alem içinde gül goncası veya mısır süngülü gibi cemül cem olmuş. Getirdiği nur vasıtasıyla hava alemindekileri de nura misal olan elektrik alemi şehadeti taşınıyor, üstü açılıyor. İnsan da kendi aleminde, Sözler 745'te diyor ki, düşünmekse, insan kendi aleminde ne yapıyor, o alemler cem olmuş? Cem olmuş mu 18 alem? Cem olmuş. Nasıl üstünü açacağız? Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. 745 sözlerde. Şiar ne demek? İz, belirti, işaret, nişan, ayırt edici, insana giydirilen hissi, fikri ve haleti gömlekler. O alemler bize giydirmiş. Neyi? His, fikir, halet, duygu gömlekleri giydirmiş. Şiarı raz. Raz nedir? Gizli sır. Odunda her şey olabilme potansiyelini görüp onu düşüncesine göre şekillendirmek. Seni düşüncene uyması, tabi olmasın senin düşüncene. Senin içselliğini dışarıya taşıması. Bitirin sonra konuşursunuz soracağınızı. İkisini tek tek lugatladım.
veya içini biraz boşalttım, lugata bağlı kalmadım biraz. Şimdi ikisini cem ediyorum. Şiar-ı raz ne demek? Lugatın dışında. Sıraların şiarı. Yani bir diline bindirilmiş sırlar. İmanda bunlardandır ki, imanda bunlardandır ki, sözler 261, ruhumuza iman giydirip, bak, ruhumuza Allah iman libasını giydirmiş. Ruhumuza iman giydirip, cehennem ateşine karşı zırhımız olduğu gibi, ha cehennem niye Müslümanı yakamaz? Sırat köprüsüne geçerken cehennem aşağıda. Çünkü ruhumuza iman libası giydirilmiş. Düşünceler, fikirler, malumatlar, hissiyatlar, duygular ve latifeler nasıl birbirine giydirilmiş? Senin tüm geçmişin yine sende. Allah Resulü'nün getirdiği nurlar geçmişini nurlandırmaya misal ise bağlı 66. Acaba benim sen dahi kafanı tefsiş etsen malumat içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, emniyetsiz odun yığınları gibi cami şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim. Çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o feni malumatı, o felsefi marifi faydalı, nurlu, ruhlu yapma çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin. Ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenniye, kıymetdar marifi ilahiye hükmüne geçsin. İntiba işte, ben bitirince sizden alacağım, belki sorunuz olabilir. Şimdi girmeyin. İntiba malumatları tebdil ve tebedül ediyor. İntiba. Yani ben Risale-i Nur'la intibaha geldim. Derste uyandım. Ne demek intiba? Malumatlar, mesela doktor sebep sonuç ilişkisine çıkamıyor. Başka şansı yok. Ama vallahi bütün sebepler var, çocuk olmuyor diyor. Ya bu adam hasta olması lazım. Olmuyor. Nasıl oluyor? Doktorlar ilkokul 5, ortaokul 3, lise 3, 6 sene tıp. Sonra uzmanlık okuyor. Ne demek? O kadar sebep sonuca odaklanmış ki ayet gibi olmuş. Sebepsiz, sonuç sonuçsuz sebep anlayamıyor. Bu da uyanmaları sebepsiz düşünme melekelerine darbe vuruyor. Maneviyatla mesela vücut sistemini değiştirebileceğine gafil doktorlar inanmıyor. Gafil doktor buna inanamıyor. Yani iman nurdur, kuvvettir. Değiştiriyorsun kardeşim. Yok. Sebep var mı kardeşim? İlaç içtir mi? Yok. Başka aklı almıyor. İşte intiba, Risale-i Nur'la, Kur'an'la, vahiyle intiba demek, o daha önce okuduğun marifi kevniye, bak, nurlu ruhlu yapmak çaresi nasıl olacak? Hakim-i Zülcelal'in hesabına. Evet, Allah sebepleri yarattı ama sebeplere mahkum değildir. O zaman Allah aciz olur. Allah sebepsiz de ihsanatı hususiye var. Yani sebep var, bunda yok. Demek ki inayet hasa, inayet-i hususiye, yani normal bir standart varken vahiy çalışıyor, kerame çalışıyor, ikram çalışıyor, lütuf çalışıyor, kerem sistemi çalışıyor. Adam bilmiyor bunu. İntiba ne demek? O okudu tıp, o makine mühendisliği, o bilmem neleri okumuşsa, o intiba elinde bu, aleminde tebdil ve tebeddül oluyor. Yani çekirdek ağaç oluyor. O fenni malumatı, o felsefi marifi nurlu, ruhlu yapmak, Cenab-ı Hak'tan bir intiba istemek ne olur? Yani nedir? Risale-i Nur'u tefekkürle, tetibatla, ısrarla okumak, mutala etmek, böyle katılmak, yani biraz da sitem edeyim sonra girenlere,
böyle bir dersleri aradan gireyim, bu işi de çıkartayım la olmaz. Yani bu işi de, bu dersi de arada çıkartırım. Hayır, ciddi bir teveccüh lazım. Ciddiyetin kadar ciddi alınırsın, merakın kadar verilirsin, tuttuğun kadar tutulursun, verdiğin kadar alacaksın. Bunları ruhlu yapmak ciddi bir iş. Allah kainat için diyor ki, biz oyun oynamıyoruz diyor. Ama biz oyun oynuyoruz. Olursa olur cinsinden. Öyle bir şey yok bu dünyada. O feni malumatları kafamıza soktular kardeşim. Biz ümmi değiliz. Öğretmen yüklemiş. Öğretmen tarlamızı değiştirmiş. Anne babamız değiştirmiş. Televizyon, YouTube'lar değiştirmiş. O feni malumatları sanki ayet zannediyoruz. O sebepler mutlaka sonucu değiştirir zannediyoruz. İman var, lütuf var, ikram var, inayeti hassa var, yağmur duası. Sebep mi var? Çıkıyorsun inerken yağmur yağıyor. E nasıl izah edeceksin? Mesela gözle gözüken bir şey. Herkesin gördüğü. Maneviyattan bahsetmiyorum. Yağmur duasına çıkıyorsun. Şakır şakır inerken yağmur geliyor. He. O feni malumatı. Ya duayla yağmur yağar mı? Ama sebep sonuca alışmış kafaya göre yağmaz. O feni malumatı, o felsefi marifi, nurlu, ruhlu yapmak, Cenab-ı Hak'tan bir intiba istemekle olur. İntiba, uyanmayı talep etmek. Nedir o? Efval, ekval, ahval fiiliyatıyla. Yani ciddi gayretle bunlardan sıyrılırız. Sırılma nispetinde dünyamız cennet olur. İntiba demek, malumatları tebdil ve tebedül ediyor. Böyle bir sistem. İntiba. İntiba olduğunu nasıl anlarsın? İntiba okuyorum lugat. Daha gelmedi. İntiba olduğunu nasıl anlarsın? Senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirirse o zaman anlarsın. Peki lugatı ne demek? İntiba, uyanıklık, hassasiyet, hakikati ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek, farkındalığın nispetinde ortaya çıkan haleti ruhiyelerdir. Zaten bunu okuduğum zaman bitireceğim. Benim bu bulunduğum mekan itibariyle öğleyin epey oldu. İntiba bir de okuyorum. Uyanıklık, hassasiyet, hakikati ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönebilme fırsatı Allah herkese vermiyor. Onu da bilin. Elimizdekilerin kıymetini bilelim ki Allah vermez. Ustadın talebesi 8 ay okuduğu halde başka hisleri girdiği için şefkatü kadına diyor. 8 ay risale okuyor ama 8 gram vermiyor. Hiçbir şey vermemiş. Farkındalığın nispetinde ortaya çıkan halet-i ruhiyedir intiba. İlmin canlı, şuurlu ve ruhlu olduğuna, ona dönüştüğüne delillerden biri de burası. Bir daha makina, coğrafya, biyoloji, kimya okuyan, tıp okuyan, hele tıp okuyanlar, ilmin canlı, şuurlu, ruhlu olduğuna, ona ilmi, bak malumattan okuduk tıbbı, canlı, ruhlu, şuurlu yapmak, dönüştürmenin, nasıl olur orası? Nasıl yaparız bunu? Delillerden birisi de burası. Feni malumatları, felsefi marifi, faydeli, nurlu, ruhlu yapmak diyor. Bu nasıl olur? Fikir yoldur. Tefekkür o yolda yürümek, farkındalığı kazanmakmış. İntiba ise bu fikir yoluyla tefekkür ederken sana verilen cevabın adı intibahtır. İntiba. Feni malumatlar, felsefi marifler oduna benzer. Odunun rengi, şekli, kilogramı, hacmi ve cinsi vesaire mükte var. Yanınca bunlar ortadan kalkıyor. Her şey zıttına, gözükeni zıttına dönüşüyor. Dedik, bugünkü dersi kapattık ama metni okudum. Tabii sizden şey alacağım. Almadan Şiar-ı Raz şurada 745'te şunu okuduk. Allah Resulü ve Kur'an getirdiği nurla, hulasa ediyorum,
getirdiği nurla 18 bin alem artı bilmediğimiz Allah'ın zatına bakan yönlerimizi Peygamber aleyhissalatü vesselamın nuruyla üstü açılıyor. Nasıl açılıyor diye soru sordum kendime. 745 sözlerinde diyor ki, düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Şiar-ı raz nedir? Birbirine bindirilmiş, alemimizde 18 bin alem bildirilmiş, ruhumuza bindirilmiş. Bunlardan bir tanesi de imandır. Sözler 261'de iman da ruhumuza giydirilmiş bir libas olduğunu söyledim. Bunları nasıl üzerimizdeki o alemleri nasıl açacağız? Düşünmekle, fikirle, hissiyatla, latifelerle meşgul olarak, yani fikir yoldur, tefekkür o yolda yürümektir, sana verilen cevap intibahtır, kabındır yani, o felsefi malumatları da nurlandırıyor. Bağla 66'da bir doktora söylüyor, Doktor Kemal Efendi'ye söylüyor, diyor ki, senin o diyor odun yığınları gibi olan sonuç, yani sonuç neyin? Güneşin, havanın, toprağın ve muamele-i kimyeviyeden ortaya çıkan odun. Ey doktor diyor, odun gibi gözükürken bu odun değil. Bunun arkası içeriye oduna benzemiyor. Odunun rengi, tipi, hacmi, kütlesi vesaire var. Ama içeriği böyle değil. Geç arkaya, nurlansın diyor. Onu nurlu ve canlı ruhlu yapmanın yolu, Hakim-i Zülcelal hesabına çalıştır. O odunlara bir ateş ver, nurlandır. Seni ezen o malumatlar, çünkü en zor durumda olan bu koronada gafil doktorlardır. Niye? Mikrobu biliyor. Mikrobu nasıl yönetini biliyor. Hassasiyeti biliyor. Eyvah, vehmi artıyor. Bildikçe azap çekiyor. Deliler ise, akıl fedailer en rahattırlar. Çocuklar, hayvanlar rahat. Bunun vehmini arttırmamak için bundan uzak olanlar da rahat. Ne kadar detaylı biliyorsa o kadar rahatsız. Ama intibaili ise Hakim-i Zülcelal'in tasarrufunda cunudullah olduğunu, Allahsız itiş olmadığını, bunlar sebep olduğunu, ille sonuç olacak anlamına gelmediğini, bunları fenli malumatları, felsefi malumatları faydalı, nurlu ve ruhlu yapmak intiba elinde oluyor. Hulasa ettiğim için söylüyorum. İntiba eli kimdir? Bu işlerle, tefekkürle, ustadı, yani kısacası Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket edenler ne korku vardır, ne hüzün vardır, ne üzüleceklerdir, ne de üzülüyorlar. Ancak seyrediyorlar. İntiba eli, yani bunlar intiba elidir. Yani kafayı şeriflerini karıştırmıyorlar ve bu haletlerini, fikriyatlarını, hissiyatlarını, duygularını, haletlerini uyandırma nispetinde hadiselerden çıkıyor. Çok şükür ki elhamdülillah mesele bitti. Burada diyeceği olan var mı? Yoksa benim Rize'de oluşumdan dolayı namaz vaktim biraz yarıya geldi. Keseceğim inşallah. Haftaya Allah nasip ederse 282'den şey yapacağız. 18 bin alemin bu, ben sizden olsam şöyle yapardım, ondan sonra şey yapayım. 18, yani nasıl uyandırırım? Ben bu dersi, bu son tarafı, mektubat 216, alemimizde 18 bin alemi, Ali sonra şey yap, 18 bin alem nasıl uyanır? Onu alem giydirilmiş diyor. Sözler 745'ten okudum nasıl uyanır. Giydirilenleri delili 261'den yaptım. Ruh da ruhumuza iman giydirmiş. Ruhumuza iman elbisesi giydirmiş. Barla'da da bizim manevi alemde intibamıza, inkişafımıza mani olan, engel olan nelermiş? Fenli malumatlar ve felsefi malumatlar Allah'ın adet ilahisi iken, ama ona manayı
ismiyle değil de mane harfiyle bakınca o marifetler marifetullah olacağını, sekeratla da bir misal verdim. Mesela o çocuk 10-15 dakika bunları saydı diyor. Ben size anlatmadım. Baba orada bak şunlar var diyor, şunlar bekliyor diyor, işaret ediyor diyor. Çok acayip bir yer diyor. Uyandı ama iş işten geçti. O bitti. Bitmeden önce bitirmek gerekiyor. Evet, sorusu yani katkısı olacak şekilde olacak sorusu varsa. Varsa alayım arkadaşlar. Benim şey yapacağım bugünkü takdimim bu kadar. Evet. Buyur Ali. Abi ben teşekkür ederim. Amin. Ben de sorum yoktu ama şunu söyleyecektim. Mazi dima görmüş. Dima temas etmiş. İstikbal ise ruhtadır. Dima henüz takrib olmamış. Ben tariflerinizden çok etkilendim de bende de böyle bir şey oldu. Allah razı olsun. Çok ilginç, tuhaf. Yani tasdik, yani mazi tasdiklenmiş. Dima da biliyorsunuz tahayyül tasavvur. Akılın biklerinden geçiyor, sisteminden. İlim denilen tasdik. Tasdik ne demek? Halden maziye atılmış. Yani tasdik atılmış. Ama daha gelmemişler. Nedir o? 18 bin alimin oluşu. Aslında dima bir sistem, vicdan bir sistem, kalp bir sistem, ruh bir sistem. İçerideki detaylar hariç. Ama insan ise bunun dışında böyle, böyle. Daha arkasında. Bu sistemleri tanımak, hakim olmaya, Allah ile tanımlamak, şerinden kurtulup hayrına mazhar olmak, buradayken ötelerin fikriyatını, hissiyatını, duygularını ve latifelerini yaşama fırsatı. Çünkü iman saadet-i dareyn. Saadet-i dareyn ne demek? İki saadetinin, iki hakikatin, iki alemin, gaybin ve şehadetin, ötelerin ve buranın fikriyatını, hissiyatını, duyguların haletini yaşamak burada oluyor. İlle orayı oraya bırakmamak burada da oluyor. Odun misalini vermiş. Ustad doktora diyor ki odunu yak diyor. Odun alemi şehadettir. Çıkanlar ötelerdir. Burası değil. Nur, ışık, renk. Bak nasıl gizlemiş. Alemi şehadet odundur. Alemi gayb içeriğidir. Odun gibi gözüküyor. Ali gibi, Yunus gibi gözüktüm diyor. Alemi şehadet gibi gözüktüm ama değil, şu mumu görüyor musunuz? Yani siz görmüyorsunuz. Bak şimdi. Bak şimdi. Parla kaçta? 60. Dur okuyayım. 66. Bak şimdi. Mumu görüyor musunuz? Ben bunu süs olsun diye koymuyorum. Bak şimdi. Fitil var. Fitil. Tamam. Ne alakası var ya? Bana hal veriyor bu hal. Keyif alıyor. Belki bir böyle başka birisi arabasından, eşinden, aşından, işinden bilmiyorum ama benim küçük dünyamda ben bunu süs olsun size göstereyim şeye böyle yok derse malzeme olsun. Öyle bir şeyim yok. Detay öyle seven bir insan değilim. Benim alemime tesir ettiği için bak fitille ne alakası var ya? Kardeşim fitil alemi şehadettir. Risale-i Nur okuyorsun fitildir. İçinden çıkan nur manadır. Fitil alemi şehadettir. Nur alemi gayiptir. Alemi bak fitil bu ısı. Elimi süremem. Renk, latife, letafet, ezaken her şey nerede? Burada. Bana diyor ki ey Hasan Risale-i Nur fitil gibi. Tamam mı? Fitil gibi birbirlerine ver. Ama bu Risale-i Nur gibi gözükürken külliyatın adı Risale-i Nur külliyatındandır. Ötelerin burada ifadesi nasıl? Bak fitilde gözüken nur gibidir. İman nurdur. Namaz fitil gibidir. İman nurdur. Oruç fitildir.
beden fitildir. Fikriyat, hissiyat, latifeler, duygular nur gibidir. Ama ömründe hiç fitili yandığını görmeyene nasıl anlatacaksın kardeşim? Odundur ama ya kafanı kaptırma ya odun. Bunun içinde odun olmayan var. Lan manyak mısın ya? Odun olmayan ne var bunda? Evet var işte. Kardeşim biz odun gibiyiz. Odun gibi gitmemek gerekiyor. Yanmak lazım. Bunu hele gece var ya odanıza. Hem mikrop ışığı yapar. Hem başka bir ayın verir. Bir de böyle seyrederken. O kadar keyif veriyor ki. Bunu şekillendirmiştim ben. Ustad muhakematta bunu kullanıyor. Fitili ayrı bir şey diyor. Cama ayrı diyor. Gaza, o zeytinyağına bir şey diyor. Ben onun bir fotoğrafını yapmıştım. Nur dersinde resimde var. Evet biraz fazla şey yaptım ama. Bak Nur. Dersi dinlerken mutlaka elimde varsa mumu yakarım. İrfan bir şey diyecektin abi. Evet abi. Murtaza sorsun sonra ben sorayım abi. Hayır sor işte. Sonra sorsun peki Murtaza nerede? Görmedim ki. Hasan abi tamam abi ben sorayım. Bir de ben sorsun sor. Ha. Evet Murtaza sor, Murtaza sor. Hasan abi bu Hazreti Musa'nın ateşi de var ya, ateşi gördü. Ateşe yürümek istedi. Daha sonra yürümesi tefekkür. Cenab-ı Allah'la konuşması intibah oldu. Zaten kral yani kalede büyüdüğü için ilim almış bir peygamberdi. Geçmiş malumat değil, ulemadan eğitim almıştı. Cenab-ı Allah orada Hazreti Musa'nın daha önce aldıkları malumatları marifet-i ilahiyeye çevirdi. Daha önce ilim almış peygamber ben belki başka vardı bilmiyorum. O Hazreti Musa'yı oradaki konuşarak onu intibaha çevirdi. Ağaç da var bahsediyorlar ya ağaç olduğunu. Hatta ateşin ağacın üstünde yandığını belki oradaki ağaç şecere hikmet olabilir. Orada konuşma intibah oldu Hazreti Musa'ya. Evet. Çok güzel. Benim şu tamam. Şimdi bak resim görüyor musun? Beni görüyor musun? Takkeyi çıkarttım. Gördünüz mü? Musa Aleyhisselam dağa gitti. Şu saçı görüyor musun? Dağda çalılar varmış, çalılar. Allah'ı görmek istemiş. Allah dedi ki çalıya bak. Mahsus yapıyorum böyle. Maskaralık yapmıyorum. Dağ, çalı, çalıda, Allah çalıda niye tayin etti? Allah niye çalıda kendisini ifade etti Musa'ya? Dağ, mağara, çalı, Allah tayin etti Musa'ya. Evet İrfan. Abi dersin başında vücut mevcut madenle alakalı tefekkürü de anlatmıştınız da. ben anlamadım. Birkaç cümleyle tekrarlayabilir misiniz? Tamam abi. Şuna geldim anlamadım. Tamam abi. İlk önce temelde yapayım. Zat-ı sıfat 7 abi. Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun ila vadis, kıyam-ı bir nefs, tekmin. Vücut orada mı abi? Vücut orada. Bir kere yerini tespit et. Yok sesin açık olsun. Sesin açık olsun. Vücut orada. Vücudun mahiyeti orada. Tamam. Ondan sonra hakikati nedir? Her şeyin hakikati Esma-i İlahiye'dir. Tamam. Şimdi günahların vücudu yok diyor Üstad. Ademi devdirler diyor. Ademi. Nasıl yok ya? İçki içti içiyor. Sarhoş. Zina yapıyor. Adam şey yapıyor. Ya diyor vücudu değiller diyor. Ademidirler diyor. Vücut değilse neyin hesabını soruyorsun? Bu yani cehennem de Adem hesabına çalışıyor diyor. Adem alemleri diyor. Yani yok mu yani? Adem midir? Yani Allah Allah. Günahlar Adem cinsindendir. Vücut değiller diyor. Öteki tarafa geçmiş mi? Hiçliğime çalışıyorum diyor. Yokluğuma çalışıyorum. Öğle namazına bir bakayım de. Ne zaman kaç dakika var? Biraz daha gireceğim. Efendim daha var. Bir saatim. Rize'deyim ya. Tamam bir saat. Ben geçtim. Öğle namazı.
Yok yok, geçti de bir saatim var burada bulunduğum itibariyle öyle. Şimdi ustak da diyor ki hiçliğime çalışıyorum. Neyle? İlimle. Yok olmaya çalışıyorum kazanımlarımla. Allah Allah. Yani hiçliğine ilimle. Yani cahil olduğunu nasıl kazanacaksın? İlimle. Yok olduğunu neyle kazanacaksın? Vücutla. Bir tuhaf çalışıyor sistem. Ben sistemin fark, zıtların çalıştığını göstermek istiyorum. Başka bir örnek. Bu dünyada anne karnında çocuk inşa olur. Tuğlalar konulur. Sonra ihya olur. İnşa olur. İhya olur. İhya. Sonra ruh gelir. Ahirette diyor 10. sözde. Ruh gelir. İhya olur. İnşa olur. Test çalışıyor. Acayip bir şey. Allah Allah. Bu akşam da bir rüya gördüm. İrfan. Onu sorduğun için söylüyorum. Başım. Rüya gördüm. Tabii geç girdiğin için sen de herhalde onu kaçırdın. Yok abi, dinledim anlamadım. Sonra dedim ki ben o gördüğüm kişiye, ya dedim günah nasıl, onu düşünerek yattım da o oldu. Onu düşünüyordum. Onu yani bir anda gelmiyor. Ya dedim günah var, vücut değil diyor. Yani adamın kafasızın kafasında şirk var, vücutta yok. Günahlar ademidirler diyor, vücutları yoktur falan. Ama var ortada. Allah Allah. Nerede hata yapıyoruz dedim, öyle geçmişim. Ondan sonra o devam etti, düşüncem ötelere geçmiş. Demek ki adres oldu. Orada bir tanesi dedi ki, yani kendisini görmedim kim olduğunu. Bak diyor, vücutla mevcudu aynı zannediyorsun sen. Mevcut alemi şahadettir. Vücut alemi gayptır. Vücut mülktür. Mevcut mülktür. Melekut vücuttur. Her şeyin aslı, batın tarafı vücuttur. Yani mevcut alemi şahadet, günahın mevcuttur. Ama günah vücudu yoktur. Yani mesela şeytan melektir, mevcuttur. Ama arkada mudil esması, nur esmasıdır. Şimdi niye başta onu dediğim vücut zati sıfattır? Şimdi vücut her şeyin aslı tarafıdır. Günahların aslı vücut bulmamaktır. Vücuda mazhar olamıyorsun. Mesela çekirdek, örnek vereyim. Ben heves ettim Rize şeydeyken, Kırıkan'da. Ulan bu dedim, bu narı götüreyim Rize'ye. Köye de bir şey olur. Aynı fidanı getirdim. Ağaç oldu. 450 ve yarım kilo olan bir nar satılmaz Kırıkan'ın narına, pek gelmez. En az 300 gram, 250, 300 gram böyle nar olur. Geldi Rize'ye, ceviz kadar ancak oldu. Mevcut tamam, vücut yok. Yani istidat vücuttur, kabiliyet mevcuttur. Herkes alim olma, doktor olma, mühendis olma, polis olma istidadındadır. Ama kabiliyetinde değildir. Kabil. O zaman vücut ötede, senin istidatların çekirdekten ağaç olmadı. Yani çekirdek ağaç olmadıysa çekirdek mevcut kaldı, ağaç vücut bulmadı. Onun için günahlar vücudu değil, ağaç değil. Ama sebaplar ise intibah buluyor, ezeli ve ebedi o esmaya mazhar oluyoruz. Demiştik. Bir şey eklemek istiyorsun mutlaka. Bir şey sormak istiyorum abi. Günahlar da sonunda bir esmaya dayanıyorsa ve model esmasına, bu vücut bulmak isterse nasıl bu vücut bulacak? Yani nasıl vücut? Esma nasıl vücut bulacak? Ha, günah. Bu esmanın vücut bulmasına konuş. Şimdi şu. Mesela şeytan niye şeytan oldu? Şeytanı yoktu. Nasıl yaptı bak şimdi İrfan? Haset, kibir, laf dinlememezliğin neticesi ben merkezli düşünmek. Şeytanı 4 tane bulmuştum ama kaç tane, dur. Haset etti, yeise kapıldı. Hasetle haset etti, bir de kibirlendi. Bu ne yaptı biliyor musun? Hasetle kibir.
Bir de laf dinlemesen, yönteme girmesen ben merkezli düşünmeye başlarsın. Kendin doğru zannedersin. Bu ne yapar biliyor musun? Mudir esması çok inkişaf eder. Her şeyin ifrat modu mazar olduğun esmayı çok ileriye götürür. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse var eden, vasatı sünnet-i seniyeden. Merak ederdim. Ulan şeytan niye şeytan oldu ibadet ederken? Şeytan yaratılmadı bu. Namaz kılıyordu vesaire yapıyordu. Mudil esmasına ifrat derecede mazar olunca diğer esmaları kapattı. Diğer esmaların münkiri oldu. Örttü. Melek niye günah işlemiyor? Nur esması o kadar inkişaf etti ki diğer esmaları var ya nurun türevlerinin dışında onu kapattı. Dolayısıyla o esma günah nedir? Esmalar arasındaki ara boşluktur. Veya esmanın Adem alemleri. Evet, Adem alemleri esmalar arasındaki boşluk veya her bir esmanın meratiplerindeki boşluktur. Mesela bir örnek vermiştim. Bir havuz düşünün, yarım metre su var. Böyle 500 metrekare bir alanda su, efendim bir kare şeklinde plastik, yüzen plastik düşünün. Ne kadar olsun? Yarım metre, yarım metre. Ama bu plastikler ışıklı olsun. Tavana ışık vursun. Şimdi biz hiçbir boşluk kalmamak şartıyla bu havuza, bu plastiklerle örtsek, dizsek, hiç boşluk yok, hiç. Aşağıdan suyu karıştırsak, bu plastikler hepsi farklı renkte ama, farklı ışık. Yüzlerce renk. Bu plastikler yer değiştirmez. Niçin değiştirmez? Boşluk yok ki. Bitti. Şimdi tavanda da sabit renk olur. Bu vücut. Şimdi söylüyorum. 1000 metrekare havuzun sen oradan, o köşeden, buradan 3 tane, 5 tane, 15 tane herkes farklı yerden birkaç tane plastik alsın. Bir boşluk meydana gelsin. Aşağıdan suyu karıştırırsak artık bu plastikler yer değiştirir. İşte o boşluk vücudu değil ama vücudun ortaya çıkmasına sebeptir. Nedir o? Ademidir ama o şeyler, renkli plastikler, ışıklı plastikler yer değiştirince onun üzerindeki ışık da tavana vuracaktır. Tavan da alemi şehadettir. Tavan alemi şehadettir. Orada gözüken ışık hakikattır ama havuzdan geliyor oraya. Dolayısıyla Adem her esmanın meratiplerin ara boşluğu veya esmalar arasındaki boşluktur. Adem'in yani günahın vücudu yok, mevcudu var. Günah mevcuttur. Bir yerde söyleseniz günah yoktur, vücudu yoktur. Lan hoca ya yoksa ben içki içtim falan derse. Kantar da hata yapıyor, kantarı yanlış tartıyor, aldatıyor. Günah bu, vücudu yok, vücudu yok. Yani çekirdek, istidat, çekirdek ağaç olmadı. Ağaç olmayınca mevcut olmadı. Yani vücut bulmadı. Çekirdek mevcuttur, ağaç vücuttur. Ötelerde hakikatini bulmadı. Bu irfanımı bitireyim. İrfanım bir katkın varsa veya ben senin kastettiğine geçemem, şey yapamamışsam sen biraz da katkı yap istersen. Abi şimdi günahlar cilve cemal nakış sanat noktasında bir karşılığı var mıdır? Yoksa mesela cilve cemal ve nakış ve sanatın dışında ben hareket edebiliyorsam bu da vahdette ters düşmez mi? Nasıl yani? Bir daha. Örnek ver. Mesela ben günah işlediğim zaman diyelim ki faize iştigal ettim. Ya da mesela fıtratının dışında ya da mesela bir harama nazar ettim. Bu harama nazar etme mevcuttur diyorsunuz. Vücut değildir. Bu nazar etme benim kafamda oluşan şekli itibariyle bu cilve cemal nakış sanattan hisseder midir değil midir bu kafamda oluşan şey? Harika. Harika. Allah razı olsun. Neye götürdü beni biliyor musun? Kardeşim günah esmalara bakıyor ama sıfata bakmıyor. Cilve, cemal, nakış, sanat mesela haram.
açık saçıklık mevcut. Esma-ül Cilve Cemal Nakış sanatı bu. Ama bizim alemimizde yaratılış gayemiz, biz 18 bin alemin çekirdekleriyiz ya, o çekirdekten ağaç olmuyor, vücut bulmuyor ama mevcutuz. O haramlar, haramları, mevcudiyeti esmalara bakıyor. Ama öteyle esmaların hakikati nedir? Sıfattır. Sıfatta uyanmak yok. Yani o haramla açık saçık geliyor, mevcut. Bende ne yapıyor? Çekirdek uyanmıyor. O çekirdek bitiyor. Ya o zaman çekirdekler neyle yapılmıştı? Sıfatlarla yapılmıştı. Peki bendeki eylemler, cilve, camanlak, efal, fiil, bakmak vesaire, bunlar nedir? Bunlar esmaların iktizaları, muktezaları. Esmalar tahakkuk ediyor, onun için dedim zaten. Adem nedir? Esmalar arasındaki ara boşluk, bütünleyen değil. Esmalar birbirlerini bütünleyemiyor. Arada boşluk oluyor. Esmanın mertebelerinde boşlukları var, birbirini tamamlamıyor. Ona Adem diyoruz. Adem bizim lügatta, Türkçe'de lügatta yokluk değil, vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor 57. sayfa mektubatta. Yani vücud ilimle, yani ilim nerede ortaya çıkacak? Vücutsuz vücuda. Nedir o? Tanımlanmamış. Sıfır gibi. Sıfıra Adem'dir. Orada vücud ilmiye perde unvandır. O zaman günahların dediği vücudu yoktur diyorsa diyor İrfan. Peki günah yok mu? Var. Nedir o? Esmaların cilve, cemal, nakış sanatlarındandır. Zaten mudil esmadır şeytanın. Esmaların iktizaları, esmaların ara boşluklarıdır. Bu günahların bir mutlaka karşılığı var. Adem'i sırf değildir. Ademidirler. Peki neye bakıyorlar? Esmaların ara boşluklarındandır. Peki o zaman son soru abi. Mevcut nasıl cehenneme inkar edecek, vücut bulacak cehennemde? Mevcut odun olarak kalıyor ya, ağaç olmadığı için doktora diyor. O zaman diyor nura inkılap edinceye kadar ateşe atılacak diyor. Ne yapacak? Kimse duymasın. O mevcut olarak kaldı, vücutta kalmadı. Günah işleye işleye çekirdekler ağaç olmadı mı? Cehennem o Adem alemlerini kasıp kavurarak cehennem aleminde vücut bulacak. O mevcut cehennemde vücut bulacak. Müslüman ise kazanımlarını cennete soktuğu zaman o vücut şuunat-ı zatiyeye dönüşecek. Yani günahlar ademidir, mevcuttur. Cehennemde cehenneme uygun vücut bulurken Müslüman ise o çekirdekleri intiba ettirerek, namaz, oruç tutarak vesaire vücut buldu. Cennet vücuttur. O zaman biz cennette vücut bulduk. Daha ilerisi neresidir vücudun? Vücut zat-ı sıfattı. Vücut, beka, vahdaniyet zat-ı sıfattı. Biz burada kazandık. O zaman cennet ne olacak? Şuunat-ı zatiyelere basar olacağız. Büyüst. Tamamdır abi, ben çekiliyorum. Mehmet kardeş bir şey soruyordu. Amin. Bakayım ben öğleyin kaç dakika var bitmesine. İkindiye girecek de burada. 50 dakikam var. Sor Mehmet. Uzar abi, uzar. Allah razı olsun. Yok söyle, merak ettim. Söyle. Şimdi mudil esması bir esma değil mi? Esma. Esmaya aynadarlık yapmaya gelmedin mi? Tamam. Ben mudil esmasını nasıl aynadarlık yapacağım? İyi, her şeyin ifrat moduyla. Terk ederek. Evet. Bu dört tane sıfatını terk ederek. Kibir. Kibirleneceksin ama ifrat modu. Yani kibrinin mektubatta 34'te diyor. Haset etme, kıymet etme, kibirlenme, bilmem ne yapma. Var. Kafire yap. Her şeyin ifrat modu mudile. Her şeyin vasat nura. Yani hikmete. Hikmet, öyle diyelim. İfrat, her şeyin ifratı şeytandan, vasatı sünnetten, tefriti nefse mahalleden. Bunu esmaya şey yaparsak, vasatı hikmet. Hikmet değilse, bir, terk ederek bu şey, şeytan neyi terk etmedi? Kendisini terk etmedi. Niye haset etti?
Niye laf dinlemedi? Kendini öne çıkarttı. Lan laf dinle ya. Laf dinle. Ya yapma dedi. Adam dedi ki, Adem Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Sana bir şey yaptım demiyor ha. Adem Aleyhisselam ne diyor biliyor musun Kur'an tarihinde? Nefsime zulmettim. Ya Rab sana bir şey yaptım demiyor. Yapamazsın Allah, ne yapabilirsin? Ben nefsime zulmettim. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın dedi. Suçu Allah'a taşıdı. Hani bazı nur talebeleri, bizimkiler de bu hatayı yapıyoruz ya. Kardeş derse niye gelmedin? Abi dedi Allah nasip etmedi. Şimdi dedim Allah mı suçlu sen derse girme? Yani seni oraya niye taşıyorsun? Tamam tabii ki irade-i cüzyenin sarfından sonra irade-i külliye vücut verecekti sana. İrade-i cüzyen hata yaptım, kusur yaptım demiyor da Allah nasip etmedi diyor. Sonuç o. Şimdi bakın Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rab nefsime zulmettim, sana zulmettim demiyor. Şeytan diyor ki kendisinden çıkıyor ona yapıyor. Bir de Hallacı Mansur'a dedi ya şeytan, sen de enel hak dedin ben de. Niye alaç oldum ben şeytan oldum demiş. Demiş ki ben enel hak derken önümde Allah'a koymuştum. Sen enel hak ben hakkım derken önüne kendini koydun. Mana ismi mana harfi. Allah razı olsun. Abim iki canda aziz olun. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı laf olarak söylenilen şu duaları ya Rabbi. Dergah zeytinde, bugün de bir şey demeyeceğim ya Rabbi. O şartlı bir kardeşimiz Hasson'un dediği gibi. Ya Rabbi, Hasson'un diyor çocuğunu öldürse bir vesileyle benim evime misafir gelse, Doğu insanının kültürünü söylüyorum. Bak oğlunu öldürse düşmandır. Ama nasıl yaptıysa evine gelse kesinlikle düşmanlıkla iktiza etmez. Misafire nasıl gerekiyorsa ona öyle muamele ediyorlarmış eski Doğu insanı. O bize kötü gösterilen Doğu. Bu kültürde var. Diyor ki dolayısıyla ben diyor evime geldi ben ona şanıma yakışır gibi muamele ederim. Çıkar evimden gene hasımındır. Kabe'ye geldim. Allah'ın evidir. Ya Rabbi ben de hasım gibi senin evine geldim. Amin. El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Şu ders var ya şu ders Kabe. Çünkü Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam ilim hadisleri cennet bahçesinin bir bahçedir. Kabe Allah'ın evi, kalp vesaire. Biz Kabe'ye Allah'ın evine geldik. İlim hadisleri de semavi bir sofra, cennetin bir bahçesi. Biz de bu sofraya dahil olduk. Onun dediği gibi ya Rabbi o nasıl bir vesileyle evime gelince ben düşmanlığı kaldırdım. Ona şanım gibi muamele ettim. Ben de senin evine geldim. Şanın gibi muamele et demiş diyeceklerin denileceklerin her şeyi demiş oldu. Amin ya Rabbel Alemin. Biz de ya Rabbi senin evine geldik. Amin sen bilirsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Keşke zamanım olsa da mutlaka bir şeyler yazmışsınızdır. Onlara cevap verebilseydim. Ama ben Rize'de olduğumdan dolayı şu anda öğleyin namazım herhalde 45 dakikam kaldı ikindiye. Hepinize tekrar Allah'a emanet ediyorum. Rabbim emanet olun. Bir de geç girenler bu hataları yapmasınlar. Ben şahsen kızıyorum. Eli mouse almayı istemiyor. Ama vazifem itibariyle beşeriyetim istemiyor almayı. Ama vazifem itibariyle mecburu basıyorum ahirette mesul olmayayım diye ama bu ders yani bizim özel bir dima grubumuz var. Onu da belirteyim. Onun dışında kimseyi almıyorduk. Ta ki bizi lugata tabire indirmesin diye ama dima taşıdım biraz. Onun için girecekseniz iki. En fazla 15 dakika mühlet. Ondan sonra alınmaması iktiza ediyor. Diyeyim size. Çok ciddi değer verin.
Çünkü ciddi bir iş. Öyle olursa olur, olmazsa olmaz cinsinden değil. Rabbime emanet olun. Kimse kızmasın. Hakkın hatırını söyledim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan abi. Evet. Dolayısıyla biz devamlı güreş halinde olduğumuzdan dolayı ona verin siz de abi. Ona ben veririm de, ben her şeyi veririm, benim için fark etmiyor da. Şöyle zarar oluyor Abdullah. Ben burada hem ders takdim edeceğim hem de onaylama verince böyle beni biraz koparıyor. Yani bana zarar veriyor. Abi latife yaptım, doğru haklısın. Latifenin için hakikat de var da, şimdi orada görünce haletim bozuluyor. Yani dersin ortasına birisi geldiği zaman Dima grubu biliyorlar. Kardeşimiz vardı bir tanesi, kızmasın o. 8-9'da ona başlıyoruz, 10.30-11'de ders, sallanan derse geliyor. Yani haletim alt üst olunca böyle şey oluyor, bu başka bir şey yani, bu ders, ne bileyim, ben burada ifade edilirken burada olduğuna inanmıyorum. Yani bu dersler, madem cennet bahçesi, bu dersler başka bir şey ya, ne bileyim. Nasıl bak, bu mahallette yaptım rüyada. Vücutla mevcut. Ne alakası var ya? Eşin, aşın, işin, yatın, katın görmek gerekirken, onun için siz de lütfen bu nimetin kadrini, kıymetini bilin. Sakın naz yapmayın. Sizi atar dışarıya halet. Haberiniz de bile olmaz. 8 ay Risale okur diyor Şefkat Tokadı. Hiçbir şey istifade edemezsiniz. Risale-i Nur'a dört elle sarılın. Diğerleri hikaye. Ahmet Mehmet Önlü. Risale-i Nur'un hakikatinin alemimizde inkişafı zerre kadar nerede oluyorsa, nerede olursa olsun. Ahmet Mehmet, bu grup yok. Bu aleme çekirdekten ağaç olmaya geldik. Nerede ağaç olacaksanız lütfen kıymet verin. Sıradan bir şey zannetmeyin bu. Selamünaleyküm.